birisi bir bilgi vermesi lazım. Şairin tanımıyla özgürlüğün sembolü, şairlerin ilham, kırık kanadıyla mahzun gönüllerin küçük ürkek bir solo oldular, melodiler sundular. Sadece bu projenin fikir babası olan, işte ben değilim demesine rağmen yine de işte Zühal Hanım'dır dedi, Zühal Mustafaoğulları, o da bizim tarih öğretmenimiz. Kitapçığımızın adı, okulumuzun kuşları ama projemizin adı Kuşlar Her Yerde İşit Gör Koru. Buradaki isimdeki amacımız şuydu bizim. Biz okulumuzu okul olarak görüyoruz ama okulumuz aslında bir çamlık alandır, bir doğal alandır. Ve bu kadar küçük bir bahçede bile biz sadece bahar döneminde 29 kuş türü saydık oldukları için. Kuşları sayarken biz aslında doğayla ilgili de bilgi edinmiş, bu bilgileri eğer kaydedersek gelecek nesillere bu bilgileri aktarmış oluruz. Kitaplardan o kuşlar hangi kuşlardır, bizde ne zaman bulunur, doğadaki durumları nedir, dünyadaki koruma durumları nedir, bunları anlattık öğrencilerimize. Okulumuzun bahçesinde yürüyüş yaptık, 2-3 kez turladık bakalım farklı bir şey görebilir miyiz diye. Önceki yıllarda kuş gözlemi yapan öğrencilerimizin hangi kuş türlerini okulumuzda kaydettikleri konusunda bilgi verdik. Ve işte meraklı öğretmen arkadaşlarımız, destek veren bir idare ve hevesli öğrencilerimiz olunca ortaya bir kitapçık çıkarttık. Başından beri bu projeye çok önem verdiğimizi burada belirtmek isterim. Çünkü her fırsatta söylerim, tekrar edeyim, şehrimiz sulak alanlar ve doğal yapısıyla diğer ilçelerden, diğer bölgelerden Kuzey Kıbrıs'ın daha böyle potansiyelli. Bu potansiyelli oluşu hem güzelliktir hem bir nimettir ama sırtımıza, omuzlarımıza sorumluluk da yüklemektedir. Bunları korumak, gelecek nesillere tahrip olmadan devredebilmek bir görevdir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Desteklerimizin de esas amacı budur. Mausa Kültür Derneği, Yeşil Mausa Derneği çalışmaları neticesinde büyük bir grubun emek verdiği bir çalışmadır. Gördüğüm kadarıyla üzerinde bayağı da çalışılmış, bayağı mesai harcanmış. Güzel bir çalışma. Geçmiş günlerde biliyorsunuz şehrimize kuşlarla ilgili levhalar astık bilinçlendirme adına. Aynı şekilde Çanakkale bölgesine de bir farkındalık yaratmak için çöp tenekeleri, banklar yerleştirdik. Hepsi bu projenin altında şekillenen çalışmalardı. Bugün burada Gül Hanım'ın da dediği gibi Namı Kemal Lisesi çevresi diğer okullardan biraz daha farklılık gösterir. Doğal yapısıyla, ağaçlarıyla, büyüklüğüyle bir orman alanı şeklinde. Dolayısıyla projenin de çok doğaldır. Okulumuzun kuşları adını alması. Bu heykelini yaptık, geliyor İstanbul'dan, haberiniz var. Yerini de belirledik. 2 metre kaydı üzerinde.